Evet sevgili seyirciler, şimdi bültenimize bir 4.5G bağlantısıyla devam ediyoruz. Ali Öztürk Elbistan temsilcimiz bize Elbistan'daki son gelişmeleri aktaracak. Evet Ali, artık suların kirlilik nedeni de açıklandı. Neler söyleyeceksin bize? Evet Sait, isterseniz 2 gündür Elbistan'da neler yaşandığını bir özetleyelim izleyicilerimiz. Elbistan dışında yaşayan izleyicilerimiz konunun ne olduğuna vakıf olsunlar. Önceki gece sabaha karşı vatandaşlarımız, rahatsızlanan vatandaşlarımız mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastanelere müracaat etmeye başladılar. Bu sabahın ilk saatlerine kadar normal şekilde seyrediyordu. Ancak öğle vaktine yaklaşıldığında sabahla öğle arası bir şikayetlerde yükselme söz konusu oldu. Öğleden sonra artık vatandaşlarımız iyiden iyiye enfeksiyona teslim olmuşlardı. Enfeksiyona teslim olan vatandaşlarımız da hastanelere adeta akın ettiler. Hastanenin yollarını tuttular. Sağlık görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine yetkililer tedbir almaya çalıştılar. Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun başkanlığında ilçede kriz masası oluşturuldu ki çünkü yüzlerce, binlerce kişi hastanelere, sağlık kuruluşlarına akın etmeye başlamışlardı. İşte bu noktada kriz masası hastanelerin yeterli hale getirilebilmesi için çalışma başlattı. Kriz masasının aldığı ilk kararlardan bir tanesi sağlık görevlilerinin izinde tatilde olan sağlık görevlilerinin görev başına çağrılmalarıydı. Sağlık görevlileri görevlerinin başına çağrıldılar. Nihayetinde yığılmalar biraz azalmış gibi gözükse de akşam saatlerinde binlerce vatandaşın bir anda aynı şikayetle hastanelere akın etmesi sonucu hastanelerde izdiham yaşandı diyebiliriz. Nöbetçi eczanelerde ilaçların tükendiği haberi geldi. Bu haberin üzerine Kaymakam Sayın Tuncay Akkoyun ve yanındaki ekip arkadaşları da eczacılara çağrıda bulunarak eczanelerin kepenklerinin kapılarının açılmasını istediler. Böylelikle Elbistan ilçesinde akşam saatlerinde, o yoğun saatlerde ilaç sıkıntısının yaşanmasının önüne geçildi. Vakitler zaman, daha doğrusu gece yarısından sonra olduğunda ise Elbistan'da ana baba günü yaşanmaya başlandı tabiri caizse. Yetkililer özellikle kriz masasında çıkan kararlar doğrultusunda Elbistan ilçe genelindeki branş doktorlar da görev başına çağrıldı, hastanelere çağrıldılar. Klinikler açıldı. Orada da gelen vatandaşlarımız tedavi edilmeye başlandı. Bunun yanı sıra Elbistan ilçesindeki aile hekimliklerine de çağrıda bulunuldu. Aile hekimleri de kendilerine ait hekimlikleri açarak vatandaşlarımızı tedavi etmeye çalıştılar. Az önce haberlerde de izledik, sabahın erken saatlerinde ilk ışıklarında Kahramanmaraş Valimiz Sayın Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç da Elbistan ilçesine gelerek hastaları ziyaret ettiler. Hastaneleri dolaştılar. Hastalarla sohbet ettiler. Geçmiş olsun dileklerini iletip hastane yetkililerinden bilgi aldılar sağlık durumları hakkında. Günün ilerleyen saatlerinde yine yoğunluğun yaşanması nedeniyle de çevredeki daha doğrusu şöyle düzelim isterseniz, günün ilerleyen saatlerinde eczanelerde ilaç stoğunun bitme ihtimaline karşında çevredeki eczane depolarından ilaç takviyesi istendi. Bu arada Kahramanmaraş İl Merkezi'nden Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince doktor ve sağlık personelleri gönderildiler. Zira Elbistan'da görev yapan bütün doktorlar neredeyse 24 saate yakın görev yapmışlardı. Onların yorgunluklarını gidermeleri, dinlenerek çalışmalarını sağlamak için de Kahramanmaraş'tan bu şekilde hekim takviyesi, sağlık personeli takviyesi yapıldı. Şunu eklemeden geçmek belki de haksızlık olacaktır. Elbistan ilçesinde görev yapan doktorlar, sağlık görevlileri, hemşireler, temizlik personelleri, veri girişi personelleri diyelim. Yani alttan üste kadar bütün sağlık personelleri helal olsun dedirtecek şekilde görevlerini layıkıyla yerine getirdiler. O kadar yoğunluğa, o kadar izdihama rağmen of bile demeden, vatandaşları incitmeden işlerini yaptılar, tedavi etmeye çalıştılar.
Akın akın gelen vatandaşlarımız da serum tedavisinin ardından reçetelerine de ilaç yazılarak evlerinin yolunu tuttular. Rakamlar sürekli değişiyor. Akşam saatlerinde yaptığımız canlı yayında da izleyicilerimize ekranlarına taşıdık. Aslında vatandaşların birçoğu bölge hastanelerine, aile hekimliklerine de müracaat etmeye başlamasıyla birlikte devlet hastanelerindeki, acillerdeki o yoğunluk hafiflemiş durumda. Belki de bu saatler itibariyle de biraz daha sayı düşecek. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre birkaç gün sürebilecek bu süreç ve bu süreç içerisinde de vatandaşlarımıza sağlık imkanlarının mevcut imkanlara göre ellerinde olan en iyi imkanları sunmaya çalışacaklar. Şunu ifade edelim, vatandaşlarımız kimisi yataklarda, kimi sandalyelerde, kimisi sedyede, kimisi bekleme koltuklarında serumlarını taktırıp tedavi olmaya devam ediyorlar. Sağlık konusunu geçtikten sonra asıl önemli konulardan bir tanesi, vatandaşlarımız haberin yayılmasının ardından kaynağı merak ettiler. Yani binlerce kişi neden zehirlendiler? Gün içerisinde çok değişik fikirler ortaya atıldı. Özellikle sosyal medyada değişik, birbirinden enteresan fikirler ortaya atıldı. Ancak buna son noktayı ise A-Haber ekranlarında açıklama yapan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Profesör Doktor İrfan Şencan'ın açıklamasına kadardı. İrfan Şencan yaptığı açıklamada Halk Sağlığı İl Müdürlüğü personellerince alınan örneklerin tahlil sonuçlarına göre Elbistan'da içme sularına kanalizasyon atıklarının karıştığının tespit edildiğini, yani tahlil sonuçlarda bunları çıktığını ifade etti. Aslında KASKİ, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sorunun nedenini bulmaya çalışıyordu. Tahlil raporları da çıktıktan sonra sorun belirlendi. Şimdi ise kanalizasyon atığının nereden şebeke suyuna karıştığı sorusu akıllara geliyor. KASKİ çalışanları, KASKİ Genel Müdürü başta olmak üzere şimdi kanalizasyon atıklarının şebeke suyuna nereden karışmış olabileceğini düşünüyorlar ve ihtimalleri değerlendiriyorlar. Aslında bir önemli konu da bugün ve yarın alınıp gönderilen, yarın alınacak tahlil numunelerinin, örneklerinin sonuçları da çok önemli. Acaba tehlike devam ediyor mu, yoksa birkaç günlük bir sorun muydu, herhangi bir yerde bir patlak çatlak mı oluştu da böyle bir sıkıntı yaşadı? İşte bu soruların cevabı da bir iki gün içerisinde ortaya çıkacak. Şunu da ekleyelim isterseniz, gün boyu sosyal medyada su zehirlenmesinden dolayı birkaç kişinin öldüğü, kimi rivayetlere göre 3, 5 hatta 10 kişinin öldüğü belirtildi. Bununla ilgili çeşitli dedikodular dolaştı. Neyse ki Allah'a şükürler olsun ki böyle bir şey söz konusu değildi. Hem Elbistan Kaymakamımızla sürekli istişare halindeyiz, hem de Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimimiz Nedim Kızılkaya açıkladı. Bu ölüme neden olacak bir hastalık değil. Çok şükür ki insanlarımız tedavilerini yapıp evlerine gidiyorlar. Yani Elbistan'da su zehirlenmesinden dolayı ölüm olaylarının yaşanmadığını net bir şekilde ifade ettiler. Bizler de net bir şekilde ifade edelim. Elbistan'da su zehirlenmesinden dolayı ölen, ağır yaralı olan vatandaşımızın olması söz konusu değil. Resmi açıklamaların dışındaki açıklamalara da itibar edilmemesi gerekiyor. Kahramanmaraş Valiliğimiz de bununla ilgili, bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Lütfen dedi vatandaşlarımıza, resmi açıklamaların dışında herhangi bir açıklamayı dikkate almayın çağrısında bulundular. Notlarımı karıştırıyorum, aktarmam gereken bir şey var mı diye toparlayacak olursak, Elbistan ilçesi son günlerde olağanüstü günler yaşıyor. Dün olağanüstü gün yaşadı. Bugün yine aynı şekilde devam etti. Etkileri biraz azalmakla birlikte yetkililer, sağlık görevlileri bu durumun birkaç gün içerisinde sonlanabileceğini ifade ediyorlar. Özellikle Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan şu açıklamaya dikkat çekelim ve sözü size bırakalım. Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, duyuruda, ikinci bir ilana, duyuruya kadar Elbistan ilçesinde şebeke suyunun içilmemesi önerildi.
Diğer ihtiyaçlar için içme suyu şehir şebekesi kullanılabilir. Zorunlu şartlarda, zorunlu hallerde de vatandaşlarımız suyu kaynatarak tüketebilirler. Son not olarak da şunu ifade edelim. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bugün gün içerisinde 130 bin litre hazır su dağıtımı yaptı. Bu yarından itibaren günlük 400 bin litreye tekabül edecek. Çünkü Elbistan'ın yapılan ölçümlerde tüketimi 400 bin litre civarındaymış. Bununla ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de hazırlıklarını yaptı. Mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarımıza hem su tankerleriyle su dağıtımı yapıyor hem de hazır paket suların dağıtımı yaparak gönül rahatlığıyla içmelerini ve vatandaşlarımızın rahat etmeleri yönünde çalışmalarını sürdürüyor diyelim ve sözü size aktaralım. Zahit Budak.